güvenli basına ve vicdanlı kamuoyuna. Eşi ve iki oğlu Sürüş Devlet Hastanesi'nde katleden anne 6 yıldır adalet arıyor. 846 gün Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tuttu. 118 gündür şu an karşımızda bulunan Adalet Bakanı'nın önünde eylemini sürdürüyor. Annenin iki talebi var. Birinci talebi, devlet hastanesinde gözü önünde katledilen eşi ve iki çocuğu için adalet istiyor. Hastane güvenlik kameralarının ortaya çıkıp bu insanlık suçunu işleyenlerin yargılanmasını istiyor. İkinci talebi, 6 yıldır üstünlerin talimatıyla cezaevinde rehin tutulan bir oğlu var. Anne diyor ki, hastanede insanlık suçunu işleyenler dışarıda geziyor. Ama benim bir oğlum 6 yıldır tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. Anne tutuklu oğlunun serbest bırakılmasını istiyor. Bunun için de adil, bağımsız ve tarafsız bir yargılama istiyor. Katliamı yapanlar yargı tarafından cezalandırılmasa da toplum vicdanında katliam yapanlar mahkum edilmiştir ve toplum içine çıkamıyorlar. Meclis Genel Kurulu'ndan da zaman zaman bu adaletsizliği gündeme getiriyorum. Ama iktidar konuyu gündeme getirirken iktidar partisinin vekilleri hepsi başını öne eğiyor. Bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği, bu zulmü kabul ediyor ve sessiz kalıyorlar. 118 gündür karşımızda bulunan Adalet Bakanı'nın kapısı kapatılmış durumdadır. Bu kapı sadece anaya kapatılmamış. Adalet isteyen herkese kapatılmıştır. Erdoğan çıkıp normalleşmeden bahsediyor. Bir Adalet Bakanı'nın kapısı kapalı olduğu sürece kimse normalleşmeden bahsetmesin. Bu bir ikiyüzlülüktür. Eğer ülkede bir normalleşme olacaksa, adalet gelecekse, şu an karşımızda bulunan Adalet Bakanı'nın kapısı açılması gerekiyor. Adalet Bakanı'nın kapısı kapalı olduğu sürece kimse adaletten, kimse bağımsız yargıdan bahsetmesin. 6 yıldır hem Meclis Genel Kurulu'nda hem Türkiye'nin gündeminde olan bir eylem var, bir adalet mücadelesi var. Biz buradan yetkililere de sesleniyoruz. Adalet Bakanlığı yetkililerine sesleniyoruz. Biri çıksın, bir açıklama yapsın. Annenin eyleminde haksız olduğunu söylesin. Biz adaleti sağladık ya da gereken yargılama yapıyoruz desinler. Herkes kaçıyor ve bakanlığın içinde sözde işlerini yapıyorlar. İki aydır Adalet Bakanlığı'na gelmeden önce Adalet Bakanlığı'ndan randevu istiyorum. Her randevu istediğimde ya Adalet Bakanı şehir dışında ya da bir toplantının içinde. Bu adaletten kaçmaktan başka bir şey değildir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Adalet gelene kadar Adalet Bakanı'nın önünde ayrılmayacağız. Ve bugün danışma için yanımızda bulunan başta Ethem Sarısülük annesine ve bütün kurumlara da teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Biz bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz. Ve aradığımız adalet herkes içindir. Maalesef vahşetin bulunduğu kentin bir ferdi olmaktan üzüntülerimi iletmek istiyorum. Maalesef bu vahşet Urfa'nın Suruç içerisinde yaşandı. Ancak annenin 864 gün Urfa Adliyesi'nin önünde yapmış olduğu mücadeleyi çığlıklarını duyarlı kamuoyu ve duyarlı hukukçular elbette ki karşılık verdiler. Ancak o çığlıkları maalesef
yargı mensupları ve yargılamayı yürüten ERK duymadı. Adaletin tecelli etmesi için, adaletin gerçekleşmesi için bizler hukuk örgütleri olarak ilk günden itibaren Emine annenin yanında olduk. Ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Ta ki adalet gerçekleşene kadar. Emine annenin şahsında tüm hukuk mücadelesi yürüten, hak mücadelesi yürüten kişi ve kişilere buradan Şanlıurfa Barosu Başkanı olarak, Şanlıurfa Barosu'nun üyesi olarak selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Ve bu mücadelenin sonuna kadar Emine anne ve Emine abi anne gibilerle danışma içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlarımız bahsetti. Bugün ülkenin dört bir yanında anneler adalet arıyor. Emine Şenyaşar anne bir tek kendi evlatları için değil, bu ülkenin vicdanı için, bu ülkede faili meçhuller için, kayıplar için, gözaltında kayıplar için, yine IŞİD'in saldırılarında, patlamalarda ölenler için adalet aradığını biliyoruz. Biz İnsan Hakları Derneği olarak şunu sormak istiyoruz. Bu ülkede katillerin serbest bırakılması yani yasal bir şey midir? Hastane odalarında yaralı insanların öldürülmesi serbest midir? Bunların katillerini milletvekili yapmak serbest midir? Adalet Bakanlığı ne zamana kadar polis panzerleri arkasında, polis copları arkasında kendisini koruyacaktır? Bu ülkenin adalete ihtiyacı vardır. Bir an önce herkesin aklını başına devşirmesi gerekir ve bu annenin çığlığını duyurması gerekir diye söylemek istiyorum. Emine Şenyaşar ailesinin talebimizdir. Biz de dayanışmak duygularımızı her daim sürdüreceğiz. Bunu da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Sevgiler, İnsan Hakları Derneği olarak sevgilerimi sunuyorum. İnşallah akbet azar yemin le aile tabijer doğun. Aile tabiji. Ve kuasam dikşin ne deste. De çeto insani. De çeto vicdan atta he. İşte merhametin de hitte zaten ne. Az şahsanlar unuşmadın kurimi berde. Dedi insan hasta kona şerce biye. Dedi insan hasta kona hatiye kuştuna te kayda vedi şeri. Te kayda ke cafe hakiti vedi şeri. Derha kayda ma derha. Biraz gibi benim kan zaryemi çözülmeye koştun ha. Zaryemi çıkarı bu nerede oğun? Ama ne sucak ki zaryemi he dedi maravaj gibi gire. Yani tıkasta kuanı şefta bu yaktı ki hüne zaryemi de kaydaş etki ve dışarı de hükmati. De devleti, de kurbanı devleti darabi. Yani mert çıkarı. De fadi ağır bekara. Şahs sana bana rüdünüm. دنیا مسئل دکه دوال مسئل دکه تخوا سبه وحشیان تخوا رزیل کریه تا آج اخوات نه تخوا رزیل کریه آخه مشتر را نمینه اردوغان آره هندره مهندره امینه کبه جنازه زاریه تجی پیش دوین ایشالله کوری مبرده هر ممال خوا ده چه با پولیسان بر را مددی ام تیر رو دنه دوره مده کم دوه اون رو نشتنو رو ننشتنو که قطع دست مده ده چرینن یعنی تفادی آر ناکی یعنی قنا مسترات نه قاقیرات درات نه توانی دکی چکر نه قرمان جا چکریه ناقدن 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 در را بگیره تا حفظ شکر نه تا دوم نکی ساخ بی انشالله ایت هر یه دنیجی دورخه ببیه امروز مقدور بیر آنمیز ده آنه ایلا بیلیکته عدالت نوبتی تطویر شو آن قارشتا دوریور و پولیس در آنه ای ده tehdit etmişler. Onların yanına gitme. Onların yanına gidersen bir daha seni orada durmana izin vermeyeceğiz. Biz diyoruz ki annelerin gözyaşının rengi yoktur. O annenin oğlu da kursiyer bir öğrenciymiş. Müebbet hapis almış. Ve annenin bir sözünü buradan söyleyerek konuşmamı bitireceğim. Darbeyi kim yapmışsa onlar yargılasın. Oğlum öğrencidir, serbest bırakılsın. Ve o annemize de selamlarımızı gönderiyoruz. Sen onlardan. Onlar senden korksun. Onlar senden korksun. Senden neden korkuyor? Selin ablayla geçtiler.
Ben sana...